Manşete hoş geldiniz. Çöküş başladı, çıkış yok diyoruz. Bugünkü kapağımız, başlığımız bu. Bunu tahmin etmeniz olası. Çünkü hafta sonu 17-25 Aralık sürecinde özellikle 17 Aralık soruşturmasında 4 bakandan biri olan Çevre Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar itiraflarda bulundu. Daha sonra her ne kadar laflarını düzeltmeye çalışsa da ağızdan çıkmıştı bir kere ve bunun da planlı hesaplanarak yapıldığı anlaşılıyor. 17 Aralık'ı kabul etmesi, o dosyayı kabul etmesi, o dosyada kendine dönük bilgilerin, dosyanın kendiyle ilgili bölümünün, tüm telefon tapelerinin, tüm teknik takiplerin, kendisiyle ilgili bölümün tümüyle doğru olduğunu teyit etmesi ve bunu üç kere yapması. Tabi diğerlerini bilmem dedi ama yani sadece düz mantık yürüttüğünüzde 17 Aralık dosyasının çok iyi hazırlandığını, muazzam bir polis soruşturması, emniyet soruşturması ve ardından titiz bir savcılık incelemesiyle iddianameleştirildiğini veya o yönde hazırlık yapıldığını ve operasyonun yola çıktığını biliyoruz. Geriye doğru 2-3 yıllık, en az 2 yıllık bir araştırma. O günkü araştırmalarımızda, tespitlerimizde bunun 21 aylık bir soruşturma olduğu konuşulmuştu. Bir yıl önce Akşam gazetesinde, Yeni Şafak gazetesinde atılan manşetler var. Habertürk'te uçtu, uçtu, altın uçtular, şunlar bunlar. Hatırlayalım. Daha sonra 18 Nisan 2013'te Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Başbakanlığa bilgi yazısıyla e, iktidarın da, Milli İstihbarat'ın da haberinin oldu. Yani operasyondan 8 ay evvel Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Başbakanlığı ve hükümeti bu konuda bilgilendirdiği yani Reza Zarrab üzerinden bir ilişkiler ağı var. Bu hükümete de zarar verebilir bir takım bakanlar ve bakan yakınları, bakan oğulları işin içinde diye. Bütün bunları unutuyoruz ama bunların hatırlanması ve hafıza tazelenmesine gerek var. Biz o aylarda, 17 Aralık'ı takip eden aylarda, aylarca, sonra da yıllarca bunları gazete kupürlerini göstererek, belge ve bilgileri göstererek ve 17 Aralık'ın kuşku götürmez Delillerine kuşku götürmez dosyası, dosyasına bakarak anlattığımız halde bir kulaktan girdi. Öbüründen çıktı çalıyorlar ama çalışıyorlar dediler bugünlere geldik. Ve artık 17 Aralık emin olun devede kulak 17 Aralık okyanusta bir damla onun kat ve kat üstünde soydular. Onun kat ve kat üstünde talan ettiler. O gün 17 Aralık'ta ortaya çıkan şey neyse bugün artık, Yapılan soygunun yanında bir hiç ve ama 17 Aralık o güne kadar ki en büyük e, yolsuzluk soruşturmasıydı, rüşvet soruşturmasıydı. Daha önce bu boyutta iktidar, iktidarın girdiği bir ilişki yoktu. Belli ki e, büyük oynamaya başlamışlardı, özellikle İran'a ambargolar üzerinden falan. Ee, artık milyon dolar, on milyon dolar seviyesinde değil de acaba milyar dolar seviyesinde nasıl servetimizi katları hesabı yapmaya başlamışlardı. Eğer orada buna ket vurulsaydı, bugün Türkiye bambaşka bir noktada olabilirdi her şeyle. Ama o, orada buna ket vurulmadı. Orada buna geçit verildi. Medyasıyla, siyasetiyle, muhalefetiyle, meclisiyle, her şeyle. Hepsi e, bu konuyu maalesef iktidarın... Bir iki afallamadan sonra toparlayıp karşı saldırıya geçmesi üzerine iktidar yanında hizalanarak oyunu maçı kaybettiler. 8 sene sonra bir takım raporlarla, bir takım itiraflarla, bir takım mahkeme kayıtlarıyla bak bu iş doğrudur ispat ettik falan demenin bugün çok fazla bir anlamı olmuyor. Neden? E çünkü çöküş başladı. Çöküş başladı ve çıkış yok. Çöküş başladı ve kurtuluş yok. Bunu iktidar mensupları da çok iyi biliyor. Ondan dolayı artık AKP kurucuları, Televizyonlara çıkmaya başladı. Eski bakanlar kendini sıyırmak için veya en azından belki vicdan yaptı. Tek omurgası varsa Erdoğan Bayraktar gibi. Evet doğrudur bunlar oldu falan filan dedi. Neyse ee, şey olunca gemi batmaya başlayınca gemi su almaya başlayınca hani fareler kaçışırmış. Daha sonra da işte böyle insanlar filika yapmaya ve filikayla açılmaya başladılar. Cemil Çiçek de diyor ki dönemin meclis başkanı yani soruşturmayı nasıl kaçırdığını herkes biliyor gözler önünde oldu. Her neyse, işte diyor ki bu bakanlar Yüce Divan'da yargılanmalıydı. Evet, bazen gerçekten öfkelenmemek için kendimi zor tutuyorum. Ağzımdan da yanlış bir şey çıkmasın diye kendimi zor tutuyorum. Bir şey demeyeceğim. Özellikle şahısları gündeme getirip onlara olumsuz sıfatlar e, takmayacağım. E, onlara hakaret, küfür etmeyeceğim. Ama siz içinizden geçeni yüksek sesle söyleyebilirsiniz. Yayına yansımıyor nasılsa. Evet, böyle. Neden öyle diyorsun? Yani ya işte üslubunca izah edilemez mi belli şeyler? Evet belli bir noktada artık üslupla, üslupla bitiyor. Cemil Çiçek koskoca bir ömrü hederdir. Bülent Arınç koskoca bir ömrü hederdir ve diğerleri. Koskoca bir ömrü hederdir. 70 yıllık hayatlarını poşete koyup atmışlardır yani. Recep Tayyip Erdoğan'a onun iradesine teslim olmuş. Gerçekleri, doğruları dile, getire, dile getirememiş 40 yıllık, 50 yıllık siyasi mazilerine ve bu millete ihanet etmişlerdir. Yargılanmaları gerekir. Evet, hesap vermeleri gerekir. Yüzleri yerdedir, bir daha da kaldıracakları yoktur. Bu konuya bakacağım. Ee, bir giriş yaptım, uzunca bir giriş oldu ama bir iki e, günün... E, Önemli asla e, atlamamız gereken, atlamamız gereken bir iki gelişmesini vereceğim e, ve sonra tekrar bu Erdoğan Bayraktar konusuna döneceğim. Birincisi ve en önemlisi bence Ferhan Şensoy'un vefat etmesi. E, bir süredir kalp damar e, rahatsızlıkları yaşadığı ve artık vücudunun bir noktadan sonra tölere etmediği yapılan açıklamalardan anladığımız bu iki aydır da yaklaşık e, doktor kontrolünde hastane tedavisi devam ediyormuş. Bu sabah vefat ettiği bilgisi 70, 70 yaşında ki e, erken denebilecek bir yaşta ve çokça üretken olabileceği devam edebileceği bir yaşta aramızdan ayrıldı Türk tiyatrosuna Türk sahnesine mühim hizmetleri olan bir isimdir Ferhan Şensoy. Şahları da vururlar oyununu 35 sene sonra yeniden e, sahnelemek için harekete geçmiş tam sahnelemek üzereyken bir buçuk yıl önce pandemiden dolayı ara vermek zorunda kalmışlar daha sonra da sağlığı el vermemiş. Mart ayında Rasim Öztekin kavuğu devrettiği, Dünbüllü'nün kavuğunu dev, devrettiği Rasim Öztekin ani bir kalp rahatsızlığıyla vefat etmişti. Onun cenazesine de katılamamış bir not göndermişti. Ondan 5 ay sonra onun yanına gitti Ferhan Şensoy. Onun izbe bir haldeyken tiyatroya çevirdiği Ses Tiyatrosu çok önemliydi Beyoğlu'nda. Ben orada da birkaç oyununa gittim Ferhan Şensoy ve elbette orta oyuncular e, grubun adı oydu, tiyatrosunun adı oydu e, ve o tiyatronun vazgeçilmeziydi Raşim Öztekin. Birlikte sahnede onları birkaç kere e, ses tiyatrosunda izleme şansına eriştim. Ondan dolayı da bahtiyarım. E, bu değerler gidiyor ve bir daha da yerine yenisi konmayacak gibi e, olay, sanat, tiyatro neyse başka bir yöne doğru evriliyor. E, Allah'tan rahmet sevenlerine, yakınlarına başsağlığı dilerim efendim. Bir diğer konu, sabah Turan Görür Yılmaz da Güne Bakış'ta dile getirdi ama bunun üzerinden geçmeden olmayacak. Erdoğan'ın şu lafı, yani bu lafın neresinden tutsanız elinizde kalıyor ama bu gerçekten Erdoğan'ın muhakeme yeteneğini yitirdiği, artık sağlığının, ülkeyi yönetemeyecek noktada laflarına falan, sağlık durumunun, kötülüğünün, bozukluğunun, Laflarına yansıdı. Eğer bu lafları birileri yazıp önüne koyuyorsa, onların da artık fena halde iş götüremez halde olduklarını gösteren bir şey. Bu cümlelerin neresini tutsanız elinizde kalıyor. Bu cümleyle saatlerce konuşabilirsiniz. Yani muhteşem bir yargı binası açıyoruz diyor. Yani yargı binası açmak, muhteşem bir yargı binası açmak, yani adalet binalarını küçültmek, cezaevlerini küçültmek hedef olmalıdır. Dolayısıyla bunlar adalet saraylarını büyüterek, işte efendim cezaevli sayılarını büyüterek iş yaptıklarını falan zannediyorlar. Böyle de bir zenginleşme aracı da oluyor ayrı bir konu. FETÖ'ye sesleniyorum diyor. Yani muhteşem bir yargı binası açmakla oraya seslenmenin ne alakası var? Ayrı bir hikaye. Artık merdiven altı çalışan yargı mensupları olmayacak diyor. Bakın merdiven altı demek Türkçe'de kaçak demek. Merdiven altı demek Merdiven altı işletmesi filan diye geçer. Merdiven altı üretim filan diye geçer. Ekonomik bir tabirdir. Olumsuz bir tabirdir. Kaçak ruhsatsız iş yeri demektir. Kaçak ruhsatsız iş tutmak demektir. Yani böyle bir cümleyi ülkenin cumhurbaşkanı 20 yıldır bu ülkeyi yöneten kişi nasıl kuruyor? Ve nasıl bunun önüne böyle bir metni yazıp veriyorlar? Evet, yani yargı kaçak ve ruhsatsızmış. Şimdi muhteşem binalarda kaçak ve ruhsatsız olmayacakmış. Şimdi bakıyorsunuz Metropol'ün şu araştırması Ağustos 2021 Erdoğan'ın görev onayı zaman grafiği. Bu grafik çok karmaşık gibi gelebilir. Ben size yardımcı olayım. Bu grafikte şu anda Erdoğan'ın görev onayı yaklaştırarak bakalım. Görüyorsunuz kırmızı %38 Erdoğan'a görev onayı verenler. Yani Erdoğan'ın son 10 senede en kötü dönemi 38'leri işte bakın 7 Haziran milletvekili seçiminde 37 buçağa kadar düşmüş. Yani Erdoğan'ın görev onayı şu grafik görüyorsunuz 38 geçtiğimiz ay 44 48miş ondan sonra işte 38'e düşmüş. Ee, Erdoğan'ın görev onayı e özellikle son bir ay içerisinde muazzam erimiş. Bunda elbette orman yangınları, yönetemeyen Türkiye, sel felaketi falan gibi unsurların da mutlaka etkisi var. Fakat bunu çevirecek gibi görünmüyor. Çöküş başladı, çıkış yok derken bir kastımız da bu. Yani bu 38'leri tekrar 48'lere, 50'lere, 55'lere çıkarma şansı var mı? Şu anda ne siyaseten, ne ekonomik olarak, ne diplomatik olarak ne de işte böyle bir Allah'ın lütfu gelecek ve bu bu, bu şekilde dönecek. Böyle bir şans görülmüyor. Böyle bir şans görülmediği için de herkes hem kendini kurtarma hem de parasını kurtarma derdine düşmüş gözüküyor. Bir diğer notta Sedat Peker'in basın danışmanı Erdoğan'ın Karadağ gezisini yarıda kesmesinin sağlık problemleri kaynaklı olduğunu söyledi. Ama bu bile doğrulanmadı. Bir kere daha söylüyorum. Yani bu bile teyit edilmedi ya da yalanlanmadı ya da doğrulanmadı. Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlar kaynağından Merkezden bir açıklama yapılmadıkça, detaylı sağlık raporu konulmadıkça, resmen kamuoyunu rahatlatacak bir bilgi belge sunulmadıkça devam edecek. Bunu yapmıyorlar. Bunu yaparak kendilerini bağlamak istemiyorlar ve bunu yapmadıkça da Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili spekülasyonlar artarak devam ediyor. Bir diğer önemli konu, Sayit Sefa yazmış, Birleşik Arap Emirliklerinin İkide bir aranma sebebi Sedat Peker değil, para trafiği ile ilgili el konulan uçak dolusu para söz konusu ve uçak Türkiye'den kalkmış. 17-25 Aralık büyük bir skandalı ortaya çıkardı ama sonrasındaki skandallar ortaya çıkanlardan çok daha büyük. Hepsi bir bir çıkar diyor. Katılıyorum. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar vesaire üzerinden bir para trafiği bir uçaklar gidip geliyor olabilir. Bir şeyler boşaltılıyor, bir şeyler dolduruluyor olabilir. Doğru. Fakat Birleşik Arap Emirlikleri hele öz, özellikle ulusal güvenlik danışmanıyla yani oranın MIT müsteşarıyla, öyle söyleyeyim, temas etmenin, temas ettiğinizde Sedat Peker'in gündeme gelmemesi de mümkün değil. Ama tek sebebi Sedat Peker değildir elbette. Mehmet Efe Çaman katıldığı mühim bir tespit yapmış. Erdoğan Bayraktar'ın 17 Aralık çıkışı rejim içi güç mücadelesinin başladığı yönünde şu ana dek ortaya çıkmış en somut emaredir diyor. Rejim içi güç mücadelesini başlatmıştır Erdoğan Bayraktar'ın 17 Aralık çıkışı diyor. Sedat Peker'i de galiba dahil ederek söylüyor. Bana göre de en az Sedat Peker etkisinde mühim bir çıkıştır. Etkilerini önümüzdeki günlerde görürüz. AKP'li Selçuk Özda bu adamın da yatacak yeri yok ama Şimdi dediği şeye bak. Tapelerde adı geçen bakanlar Yüce Divan'a gidersek üstümüzde kimin olduğunu söyleriz demişti. Bunu şimdi mi söylüyorsun 8 sene sonra? Be ahmak! Ha, gelecek Partisi'nde Ahmet Davutoğlu'yla siyaset yapıyor. Selçuk Özdağ kim diye sorarsanız, Gelecek Partisi'nde Ahmet Davutoğlu'yla siyaset yapıyor dediğinizde ha tamam deyip geçebilirsiniz. Kerim Has paylaşmış. Bugün şuna bir kez daha ikna oldum. 17-25 Aralık hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluklarını ortaya çıkaran... Ama buna rağmen hapislere atılan cesur polis ve savcıların haklı çıkmalarından Erdoğan rejimi kadar sözde muhalif, siyasetçi, aydın, yazar, gazeteci ve akademisyenler de korkuyor. Haksız mı? Evet. Yani bakıyorum birkaç gündür yorumlarına ya bu konu şuna yarar buna yaramaz şu haklı çıkar ya bırak Allah aşkına. Biliyor musun alınlarında, alınlarında mı yazıyor? o polis memurları, onların altlarındaki herkes, o yargı mensupları, onların altlarındaki herkes, mahkemeler, nöbetçi mahkemeler, gece mahkemeleri, savcılar, şunlar bunlar. Yapmayın Allah aşkına yani. Öyle bile olsa. Bunlar belli bir cemaate aidiyetleri belli olan insanlar. Hatta hatta kendi ifadeleriyle de, de falan bunu kabul etmiş olsalar, evet bizim orayla bir gönül bağımız var demiş olsalar o gün veya sonrasında. Ne fark eder? Sen evraka bakacaksın. Sen dosyaya bakacaksın. Doğru mu değil mi? İçinde yazanlar, yazanlar ciddi mi değil mi? Birisi sana bir evrak, bir belge, bir belge, bir dosya getirdiğinde bu Alevi mi, Sünni mi, filan tarikat mı, fişmekan cemaat mi, ordulu mu, fatsalı mı, Mardinli mi, Malatyalı mı, İzmirli mi, Afyonlu mu buna mı bakıyorsun? Getirdi evraka bakıyorsun. Eğer evrakta bir iftira, eğer evrakta bir kumpas veya orada bir sahtecilik varsa... Ha yaparsın dersin ki 1, 2, 3 ya arkadaş bak bu sizin grup başka bir şey yapıyor. Filan dersin. Oradan başka bir şeye gidersin. Yani bunlar acaba devlette belli mekanizmaları e, kullanarak sahtecilik, kumpas ve komplolarla e, örgütsel bir takım amaçlar mı falan gidiyorlar dersin. Öyle yürürsün. 17 Aralık kesinlikle böyle değil. Başka alanda ne yapıyorsanız elinizden gelen ardına koymayın. Ki orada da bir şey yok. Hepsi ortaya çıkacak bir bir. Ama tuhaf bir biçimde filanca haklı çıkar mı? Fişmekence haksız çıkar mı? E i̇şte efendim bu kime yarar? Ona bakalım. Yani bir gazeteci, bir yargı mensubu veya bir siyasetçi bu iş kime yararla falan yürümez. Yürümemeli. Al bak yani bu işte filancaya yarar girmeyelim. Bu fişmekenceye zarar verir yapmayalım. Gerçi hayatları böyle olduğu için. Gayet doğal. Hilal Nesin paylaşmış, Erdoğan Bayraktar akıbetinin Burhan Kuz gibi olmasını istemediği için geri adım attı ama çok geç. Katılırım, e, öldürecekler, dövebilirler, öldürebilirler filan gibi lafları var e, Erdoğan Bayraktar'ın. Belli ki canından korkuyor, belli ki aile yakınlarının başına bir şey gelmesinden de korkuyor. Hoş o söylemeden önce de biliyorduk ya bildiklerimizi tekrarladı demiş. Böyle bir tarafı var. Birazdan Erdoğan Bayraktar ikinci bölüm analizinde bu konuya da temas edeceğim. Erdal Aksünger mühim bir şey paylaşmış. Almanya'da Ziraat Bankası ile ilgili büyük yolsuzluk iddiası var. Abdullah Balyoz isimli kişinin sahte evraklarla Türkiye'ye para transfer ettiği, Ziraat Bankası'na verilmiş 14 milyar euro Deutsche Bank teminat mektubunun sahte olduğu söyleniyor. Ayrıca üst düzey devlet yetkililerinin de konuyu bildiğini ve konunun içinde onların da olduğu yazılıyor. İşte 14 milyar euro Ziraat Bankası'na verilmiş teminat mektubu vesaire sahte çıkmış veya sahte olduğu söyleniyormuş. 17 Aralık Devede kulak derken bunu kastediyoruz. Yani 17 Aralık 14 milyar euroluk bir dosya değildi. Evet. Ve bu sadece biri. Yarın öbür gün gerçekten iltihap patladığında ortalığa cerahat saçılacak göreceksiniz yani. Ve o zaman ...herkes itirafa, herkes konuşmaya, sosyal ağlardaki olanaklar çok şey, çeşitli. İşte Instagram'ı, YouTube'u, Twitter'dan yayını, Vimeo'su, ne bileyim TikTok'u... ...aklıma gelmeyecek kadar çok benim iki tane, üç tane hesabım var. Ben sadece bir iki hesaba biraz bakabiliyorum yani. Yani girseniz çıkamazsınız yani vak vakit almaz. Herkes bir yerlerde konuşmaya, tabir yerindeyse ötmeye başladığında görürsünüz. O gün... O gün o kadar ortalık karışacak ve ortalık gerçekten ortalığı cerahat götürecek ki iltihap patladıktan sonra kim haklıydı, kim haksızdı, bu konu kime yarardı, kime yaramazdı falan buna sırada gelmeyecek göreceksiniz. Tabi Erdoğan Bayraktar e, Diken Komteri'ye yaptığı Altan Sancar gazeteci e, ve Özgürüz aynı zamanda Altan Sancar Özgürüz'de de çalışıyor. Açıklamaların ardından e, böyle içinde 3 FETÖ kelimesi geçen bir tweet atmış. Böyle ne bileyim konuşurken en azından eli yüzü düzgün usturuplu cümle kuran adam gitmiş, böyle saçmalayan bir adam gelmiş. Belli ki zılgıtı yedi. Belli, belli ki bir şey oldu. Böyle hani böyle geri adım atma demeyeyim de böyle durumu kurtarma çabası tweet'i diyelim. Şimdi birazdan Erdoğan Bayraktar ikinci bölüm analizini yapacağım ama ondan önce bu iki polis müdürünü hatırlatmak istiyorum. Bunlar 17 Aralık'ın polisleri, daha doğrusu polis şefleri. Yakup Saygılı soldaki mali şube müdürü, sağdaki Nazmi Ardıç da organize şube müdürü ve elbette altlarında mutlaka yardımcıları var, onların yardımcıları var ve bir ekip var. Hepsini buraya getiremeyiz ama onlarcası 7 yıldır tutuklu Silivri cezaevinde. İki polis şefi 17 Aralık soruşturmasını yürüten Yakup Saygılı ve Nazmi Ardıç idi ve bunlar bu isimler altlarında çalışan tüm kadrolarıyla beraber tam 7 yıldır tutuklular Silivri'de. 8. sene 22 Temmuz 2014 sahur operasyonuyla tutuklandılar Eş zamanlı olmayabilir. Yakup Saygalı ve Nazmi Ardıç kimi ondan birkaç hafta sonra kimi belki ondan da birkaç hafta sonra veya bir iki ay sonra ama 2014 sene içeris senesi içerisinde bu operasyon tamamlandı. Ve o günden bu yana 7 yıldır tutuklular. Tam 7 yıl. 2014-2021. Eşleri de bütün bu polis memurlarının önce takibi alındığı sonra tutuklandığı bir süre yatıp çıkan var tutuklanma istemiyle mahkemesi devam eden var. Bu polislerin sadece kendileriyle değil ailelerinden de müthiş bir şekilde böyle intikam alma veya aileleri üzerinden ders verme, canlarını yakma operasyonu yapıldı, yapılıyor. Halen de güncel devam ediyor. Ömer Köse'nin polis müdürlerinden eşinin tutuklanması gibi bu süreç halen de devam ediyor. Halen de acımasızca Aileleri, eşleri, çocukları üzerinden sürdürüyorlar. Ali Fuat Yılmazer'in kızı Fatma Yılmazer 4 yıldır cezaevinde, 5. senesi. Evet unutuyoruz bunları ama e, sadece bu polis müdürleri değil. Eğer bir hesabınız varsa bunlarla görün. Eşlerinden, çocuklarından ne istiyorsunuz? Ama işte böyle bir dönem ve bu kimse tarafından da dile getirilmiyor. Ne bu 17 Aralık'ın polisleri yaptıklarından dolayı en azından bir atıfta bulunuluyor ya da ne de bunların ailelerine veya ailelerinin başlarına gelenlere ilişkin bir şey söyleniyor. Evet. Çöküş başladı, çıkış yok. Bir önceki yayındaki analizimde Erdoğan Bayraktar'ın neden şimdi itiraf ettiğini işte efendim reisini yani Erdoğan'ı ikinci kere neden niye sattığını anlatmaya çalışmıştım. Mühim şeyler söyledi. Ee, e, Sayın Cumhurbaşkanı beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı dedi. Böylelikle de e, tamam ifadesinin 17 Aralık iddianamesinin soruşturmasının kendine bakan tarafını doğruladı ama hırsız çuvalı diyerek diğer tarafı da teyit etmiş oldu beni hırsız çuvalının içine attı diyerek diğer üç bakanın çuvalını kastetti. Zafer Çağlayan, Muammer Güler ve Egemen Bağış. Bunların başına hiçbir şey gelmedi zaten biliyorsunuz. Yüce Divan'dan da Ahmet Davutoğlu falan o günkü hükümetin gayretleriyle döndürüldüler. Yani oraya gitmediler. Her neyse Cemil, Cemil Çiçek'in de gayretleri var. Herkesin gayreti var. Muhalefet de üzerinde durmadığı için muhalefetin de örtülü bir onayı var yani. Kapattılar o dosyayı. Devlet Bahçeli ağzını doldura doldura konuşuyordu. Sonra sulh oldular. Unuttular her şeyi. 17 Aralık için, 17 Aralık'ın Erdoğan için milat olduğunu söylüyorlardı. Sonra Erdoğan döndü kendi muhalifleri için milat yaptı. E, dolayısıyla Bayraktar bu laflarıyla yani hem kendi ifadelerini soruşturmanın kendiyle ilgili bölümünü ki orada da görevli suistimal şey ihale ya e, fesat karıştırmadan neler var neler. Bakın sadece bir tanesini e, artı gerçek ortaya çıkarmış. Bayraktar operasyon anında kimi Kime evi terk et dedi? 17-25 Aralık soruşturmalarında konuşması ortaya çıkan Bayraktar'ın evi terk ettiği kişinin Süleyman Soylu'nun akrabası Sadık Soylu olduğu ileri sürüldü diyor. Evet. Barış Pehlivan Halk TV'de konuşmuş. Erdoğan Bayraktar'ın operasyon anında evi terk ettiği kişi danışmanı Sadık Soylu'dur. Erdoğan Bayraktar'la Süleyman Soylu'nun Sadık Soylu üzerinden yakınlığı vardı diyor. Evet. Olay bu. Evet bu dört bakanın böyle el ele fotoğrafları dursun. Şimdi Erdoğan Bayraktar beni hırsız çuvalının içine soktular diyor ki bu hırsız çuvalı kelimesini üç kere kullanıyor. Altan Sancar'a verdiği ifadede. Üç kere kullanıyor. Bir kere ağzından çıkmış bir şey değil yani planlanmış bir şey. Beni çuvala soktular diyor. 17 Aralık'tan günler sonra o çuvaldaki isimler isimlerle böyle otobüsün üstünde el ele Erdoğan'ı karşılıyordu. Evet. Bir de işin böyle bir yanı var. Ee, Erdoğan Bayraktar kahramanlaştırılacak bir e, figür değil. Ee, bu belki kendini ikinci kez aklama çab çabası veya işte gemi batarken e, çıkmaya çalışıyor. Bilemiyoruz. Ee, fakat bir önceki yayında yaptığım bu analizlere ek olarak bir iki konuyu daha ekleyip toparlamak istiyorum. Birincisi şu, Erdoğan Bayraktar bir yönüyle fitili ateşledi. Bir yönüyle cesaret bulaşıcıdır ve AKP'deki artık vozurdamanın yeryüzüne veya yüzeye yansıyan tarafı oldu. Parti parçalanacak, bu çok net. Erdoğan'dan sonra zaten AKP diye bir parti de olmayacak. Kaldı ki Erdoğan'ın hayatında da AKP parça parça olabilir. Ciddi rahatsızlık var. Erdoğan'ın kendi koyup seçtirdiği milletvekilleri dahi gruplar halinde 50-60 kişiye varan gruplardan bahsediliyor. Farklı partilere geçebilecekleri söyleniyor. Böyle bir durumda zaten meclis çoğunluğunu yitirdiği anda MHP de yeterli olmayacak ve Erdoğan sorgulanacak ve şey düşecektir. Erdoğan yönetimi düşecektir ve o meclis her türlü kararı alabilir. Kemal Albayrak var. 20. dönem AKP milletvekili ve kurucular arasında o bile artık televizyon televizyon çıkıyor. ve ahmak adam yani 8 senedir neredeydin? Ama işte dedim ya cesaret bulaşıcıdır. Erdoğan bayrakları ortaya çıkınca bunlar da çıkmaya başladılar. Ee, i̇şte diyor ki bir sürü insan zenginleşti. Bir sürü hukuksuzluk var. O günkü bakanlar sorumluydu. Şimdi işte efendim millet zenginleşti. Ve hatta bunlar şeye de güvenmiyorlar. Erdoğan'a da güvenmiyorlar. Herkes parasını malını mülkünü yurt dışına taşımaya başladı diyor. Ve ekliyor çöküş başladı kurtuluş yok diyor yani. Ben de öyle yazdım ya çöküş başladı çıkış yok. Bayraktar neden böyle bir çıkış yaptı? Şimdi ne olacak? Ee, Erdoğan dönemi, döneminin sonunu geldiğini görüyor. O da görüyor. Herkes görüyor. Ondan dolayı e, bu benim başıma bir şey gelmesin çıkışı olabilir. Yarın öbür gün bu dosyalar açıldığında ben en azından itibarını bir nebze korumuş birisi olarak bu dosyalardan yargılanayım görüşü olabilir. Ve çöküşü görüp Erdoğan döneminin bittiğini görüp ki Erdoğan Bayraktar Erdoğan'la 1994'lü 95'li yıllardan bu yana çalışıyor. takiptaştan Kiptaş'tan geliyor yani Erdoğan Bayraktar. Kiptaş'ta, çalış, Kiptaş'ta yöneticilik yapmış, Toki'de yapmış vesaire. Dolayısıyla 20-25 yıllık büyük büyükşehir dahil Erdoğan iktidarının bütün bu inşaatlaşma üzerinden çevirdiği dolapları biliyor yani. Dolayısıyla e, itiraflara başlaması, bir takım şeyleri kabul etmeye başlaması o açıdan da önemli. E, kırılma bana göre 17 Aralık e, Erdoğan iktidarında gezi e, direnişi değil. Evet gezi mühim bir olay 2013 Haziran ayında ama büyük kırılma 17 Aralık'tır ve 17 Aralık'tan sonra e, iktidar hukuktan çıkmış ve bir daha dön dönmeyece, dönemeyeceği bir e, yola e, girmiştir. Vicdan yapmış olabilir. Bir önceki yayında da söylemiştim. Erdoğan'ın bittiğini görüp kendini bu gruptan, bu insanlardan ayırıyor olabilir. Bunu bilemiyorum. Ama bir kere daha 17 Aralık'ın teyidi açısından ve dönemin önemli bir aktörü ağzından, sanıklardan dört bakan'dan biri olması açısından önemlidir. Fakat daha önce CHP o sıfırlama tapelerinin montaj değil gerçek olduğunu Şubat 2020'de mahkemede onaylattı. Ondan önce Reza Zarrab'ın avukatları e, ha, özür dilerim Halkbank davasında New York'ta görülen Halkbank davasında Halkbank avukatları Süleyman Aslan'ın av, 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 avukatları Reza Zarrab'ı daha doğrusu Halkbank avukatları Süleyman Aslan'ı suçladılar. Dediler ki ahlaksızca rüşvet aldı. İşte onlar imam hatip parası veya yurt öğrenci yurdu parası değildi filan falan. İşte efendim Reza Zarrab da soytarıdır vesaire. Hayırsever bir iş adamı değildir. Dolandırıcıdır falan gibi ifadeleri oldu. Yani Erdoğan'ın Türkiye'nin tuttuğu Halkbank avukatları da 17 Aralık'ı New York'taki Reza Zarrab duruşmasında teyit etmişlerdi. Böyle de bir taraf vardı. Hoş tabii teyide. Ee, ne ihtiyaç var ne gerek var onu da bir kere daha söyleyelim ee, neden böyle bir çıkış yaptı Erdoğan döneminin bittiğini gördüğü için cesaret bulaşıcıdır başka itiraflar da olacak zannediyorum Eylül'den itibaren ortalık toz duman olacak gerek siyasi yönden gerekse bu yönü itibariyle Erdoğan'a güven anketi görev onayı %38'lere düşmüş bunun 30'lara, 32'lere kadar gerilediğini, onun da altına indiğini göreceğiz ama ondan sonra Erdoğan ülkeyi ne yapar? Kendi iktidarının bittiğini görüp ateşe mi verir? Kendi iktidarının bittiğini görüp bir onurlu çıkış mı arar? Kendi iktidarının bittiğini görüp bir baskın seçimi yapmaya mı yeltenir bilmiyoruz. Fakat bütün bunların Erdoğan'ı kurtarmayacağı ortada. E, bakın e, yurt dışı gezisinden dönüşte seçim barajının %7'ye indirileceğini söyledi bununla gündemi değiştireceğini biraz konuşulacağını zannetti ama hiç konuşulmadı. Yaptığı açıklamanın arasında bir dipnot olarak kaldı. Çünkü kimsenin umurunda bile değil seçim barajı 7 mi olmuş, 5 mi olmuş, 3 mi olmuş. Herkes bu rejimin gitmesini istiyor bir biçimde. Devrilmesini istiyor ve ülkenin nefes almasını istiyor. Ülkeye oksijen girişi olsun istiyor. Seçim barajı falan kolay. Seçim barajının olmaması gerekiyor zaten. 3-5 falan da değil. Seçim barajının olmaması gerekiyor. Baraj diye bir şeyin olmaması gerekiyor. Ne bölgesel ne genel baraj. Herkes girecek boyunun hakkını e, ölçüsünü alacak devam edecek. Türkiye için olması gereken parlamenter sistemdir. Türkiye için olması gereken çok partili siyasal hayattır, özgürlüklerdir, basın özgürlüğüdür. Türkiye olma, için olması gereken demokratik bir anayasadır. Türkiye için olması gereken başta dar bölge sistemiyle her bölgenin bir milletvekili milletvekili çıkaracağı 500'e mi bölersiniz 600'e mi bölersiniz o bölgelerde en çok oyun oyu alan kişinin milletvekili seçileceği tıpkı belediye başkanı gibi seçim bölgelerine ayrılıp adil ...seviyeli, düzgün bir seçimle bir parlamento oluşması ve o parlamentodan hükümet çıkması ve ülkeyi daha önce olduğu gibi idare etmeye çalışmasıdır. Mümkünse koalisyonlarla, bu kötü bir şey değildir. Koalisyonların, koalisyonlar ülkeyi geriye götürür diyen halt etmiştir. Ee, tek parti iktidarının ülkeyi nereye getirdiğini gördük. Evet, çöküş başladı, çıkış yok. Ağustos ayını bitiriyoruz, Eylül ayı, Ekim ayı çok daha hareketli olacak. Ne biliyorsun söyle, hep beraber göreceğiz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın efendim.